FlexSoft HMI yazılımı Numeric Data Element. Show Data bölümü içerisinden ekleyeceğimiz Numeric Data Element ile sayısal değerlerin yanı sıra bit ve ASCII değişkenleri de sayfamızda görüntüleyebiliriz. Şimdi elementin özelliklerini inceleyelim. Numeric Data Element'ini üzerine tıkladıktan sonra sağ taraftaki Property bölümü artık o elemente dair özellikleri bize sunmaktadır. Şimdi buradaki özelliklerini görünüm penceresinden, görünüm bölümünden incelemeye başlayalım. Görünümün içerisine baktığımız zaman background color, zemin renginin ayarlandığı bölümdür. Örneğin biz buradan herhangi bir renk seçersek farklı zemin rengini rahatlıkla oluşturabiliriz. Yine yanında görmüş olduğumuz numerik sayısal değer aslında renk paletindeki renklerin karşılığını ifade etmektedir. Biz buradan 55 olarak tanımlarsak, dikkat edersek direkt olarak o renk karşımıza gelmektedir. Biz tekrar arka planı beyaz yapmak için 26 numara rengi seçelim ve incelemeye devam edelim. İkinci bölümde ise border özelliğini görmekteyiz. Border'ın içerisinde single ve double border şeklinde iki farklı özellik bölüm bulunmakta. Buradan single border'ı seçtiğimiz zaman elementin çevresine tek çizgili bir çerçeve eklemekte. Yine double border'ı seçersek çift çizgili bir çerçeve elementin etrafına eklemektedir. Biz single border'ı seçerek tek çizgili bir element yapalım. Bir sonraki özellik ise flash bölümüdür. Biz flash'ı aktif etmemiz durumunda slow, medium ve fast olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunmakta. Flash slow seçtiğimiz zaman element herhangi bir tag adresine bağlı olmaksızın ekranda yavaş yanıp sönecekken, eğer ki fast'i seçersek daha hızlı bir şekilde ekranda yanıp sönecektir. Biz flash slow seçelim ve incelemeye devam edelim. Font bölümüne baktığımız zaman bu elementin çeşitli karakter ölçülerinde bir fonta bağlayabileceğimiz gibi Arial'in çeşitli punt olarak karşımıza gelen fontlarına da bağlayabiliriz. Örneğin biz Arial 30 seçip ekranda elementin görünümünü bu şekilde ayarlamış olalım. Format bölümüne baktığımız zaman format bölümü şunu ifade etmektedir. Genişlettiğimiz zaman burada element kaç haneyi gösterecek, bu hanenin kaç tanesi noktadan sonrayı ifade edeceğin karşılığıdır. Örneğin biz toplam 4 hanemiz olsun, sondan 2 hanemiz de noktayı ifade ediyor olsun. Gördüğümüz üzere artık 4 haneli rakamın sondan 2 hanesi noktalı bir şekilde karşımıza gelecektir. Bu herhangi bir floating değişkende tanımlanmasının yanı sıra normal bir integer, yani tam sayı değişkeninde ekranda görüntüleme formatını bu şekilde ayarlamamızı ve görüntülememize kolaylık sağlayacaktır. Elementin özelliklerini incelemeye devam edersek gördüğümüz üzere text color bölümü vardır. Text color bölümü ise elementin içerisinde görüntülenecek olan rakamın rengini ifade etmekte. Örneğin 13 numaralı gri rengi seçtik. Ekranda rengimiz ona göre değişmiş oldu. Kırmızı seçtiğimiz zaman ekrandaki rengimiz kırmızı oldu. Görünüm menüsündeki özellikler bu şekilde. Şimdi bir sonraki başlık olan Display Data Property bölümüne bakalım. Burada Data Type içerisinde göstereceğimiz elementin, tag'ının tipinin ne olduğunun seçildiği bölümdür. Örneğin unsigned decimal, yani işaretsiz decimal bir tag adresini görüntüleyeceksek buradan unsigned decimali, signed decimal yani işaretli bir tam sayı görüntüleyeceksek signed decimali, hexadecimal formatta bir rakam görüntüleyeceksek hexadecimali, yine gelen tag adresimizin içerisindeki veri BCD formattaysa BCD veya binary olarak bir değişkenin görüntülenmesini sağlayacaksak binary'yi buradan rahatlıkla seçerek ekranda bu tip değişkenleri gösterebiliriz.
ASCII yani bir karakter dizisi var ise ve bu karakter dizisini ekranda göstereceksek ASCII değişken tipini buradan seçebiliriz. Bir diğer ASCII değişken ise ASCII numerik. ASCII numerik şudur. Bir yerden bize numaralar, sayısal değerler ASCII olarak gelmekte ve bunların görüntülenmesini istiyorsak o zaman display tipini ASCII numerik olarak ayarlayabiliriz. ASCII numerik şu anlama gelir. Örneğin bir yerden hex 30 rakamı geliyordur. Bu ASCII 0'a karşılık gelir. Biz ASCII numerik diyerekten o data tipini okutursak hexadecimal 30'u değil de ekranda 0 rakamını görüntülemiş oluruz. Leading 0 özelliği ise şu işlemi gerçekleştirecektir. Örneğin 99.99 şeklinde ekranda görülen rakamın olmayan hanelerine 0 koydurtturabiliriz. Bu tabi tam sayı kısmını ilgilendiren bölümdür. Örneğin bize gelen rakam 9.99 ise display 99.99 görüntülemek için ayarlandığı için bize rakamı leading 0 bölümünü aktif edersek 0.9.99 olarak görüntüleyecektir. Eğer leading 0'yı kapatırsak 9.99 olarak gösterecektir. İstersek şu durumu gözleyelim. Leading 0 özelliğini aktif ettim ve simülasyonu başlatıyorum. Simülasyonumuz çalıştı. Gördüğümüz üzere 0.00 olarak karşımıza geldi. Burada aslında leading 0'yı kapatmış olsaydık 0.0 olarak karşımıza gelmesini bekleyecektik. Yine flash özelliğini slow olarak aktif ettiğimiz için biraz önce ekranda elementimiz yanıp sönmektedir. Simülasyondan çıkalım ve özelliğin incelemeye devam edelim. Flash özelliğimizi şimdilik kapatalım. Ekrana bir numerik değer gir elementi ekleyerekten buradan bir takım değişken değerlerini değiştirerek display'imizdeki görüntülemesini inceleyelim. Burada dikkat edersek özellikleri incelemeye devam ettiğimiz zaman hide data bölümü mevcuttur. Eğer ki hide data'yı aktif edersek ekranda artık element rakamları değil de rakamlara karşılık gelen her hane için bir yıldız görüntüleyecektir. Böylelikle ekranda rakamın saklanmasını bir passwordmuşçasına görünmesini ayarlamış olabiliriz. Yine simülasyonu kapattıktan sonra son değişkenimiz tag name. Tag name'den örneğin data değişkenini seçiyorum. Data değişkeni ile ben bir değişken görüntülemesi gerçekleştireceğim. Şimdi seçmiş olduğum değişken tipi double word uzunlukta olduğu için karşıma rakam bu formatta geldi. Örneğin biraz önce göstermiş olduğumuz format bölümünden uzunluğum 8 noktadan sonraki hanelerim 2 olacak şekilde değiştiriyorum. Yine bu durumu gözlemek için tag name bölümünden de data gir elementini seçerek simülasyonunu gerçekleştiriyorum. Görüldüğü üzere rakamım aslında benim 5.698.741 fakat display'de bunların karşılığı olarak hide data özelliği aktif olduğu için herhangi bir şekilde sayısal gösterge de rakam görünmemekte, şifrelenmiş bir şekilde karşımıza gelmektedir. Hide data özelliğini şimdilik kapatalım. Ve incelemeye devam edelim. Leading 0 özelliğinin etkisine bakalım. Şu an Leading 0'yı kapattık ve simülasyonu tekrar çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere rakamım 2. Ben bunun sondan iki hanesini
0 noktadan sonra olarak ayırdığım için rakam ekranda 0.02 olarak görüntülenmekte. Örneğin rakamı 5874 olsun. Ben rakamı 58.74 olarak görüntüledim. Halbuki benim toplam uzunluğum 8 haneydi. 4 hanelik olmayan bir kısmı var. Bu kısmın içerisinde herhangi bir değer görüntülenmemekte. Eğer ki ben leading zero özelliğini tekrardan aktif edersem olmayan hanelere kendisi 0 rakamını atayarak görüntüleme gerçekleştirecektir. Durumu tekrar bir simülasyonda bakalım. Gördüğümüz üzere ben değişkenden rakamımı giriyorum. 654.78 olarak gösteriyor. Olmayan hanelere kendisi 0 rakamını atıyor. Evet, bu özelliği de inceledikten sonra operation bölümüne bakalım. Buraya geçmeden önce ben 8 haneli bir rakam istiyorum. Noktadan sonra herhangi bir şekilde işleme tabi tutmayacağım ve bu görüntüleyeceğim rakamı nasıl çeşitli matematiksel işlemlerden geçirdikten sonra ekranda gösteririm. Bunun ayarlarına bakacağım. Şimdi dikkat edersek burada operation bölümünde first operation ve second operation olmak üzere iki tane işlem görünmektedir. NOP olarak gösterilen herhangi bir işlemin olmadığının karşılığıdır. Ben örneğin girilen değerimin 10 katının 20 eksiğini göstereceksem o zaman şu şekilde bir işlem gerçekleştirebilirim. First operation'dan çarpmayı seçerek 10, second operation'dan da çıkartmayı seçerek 20 yazarsam data değişkeni içerisindeki değerimin 10 katının 20 eksiğini display bana görüntüleyecektir. Bu durumun şu şekilde çalışmasını simülasyonda görüntüleyelim. Örneğin bizim data değerimiz 5 olsun. 5'in 10 katı 50 yapar. 50'den 20 çıkarttığımız zaman kalan rakam 30'a karşılık gelir. Yine aynı şekilde benim 14 olsun rakamın. 14'ün 10 katı 140 yapar. 20 çıkarttığımız zaman 120 rakamına karşılık gelir. Böylelikle çeşitli çarpma, bölme, çıkartma, toplama gibi işlemlerle okuyacağımız değeri çeşitli matematiksel işlemlerden geçirdikten sonra ekranda istediğimiz aralıkta, formatta görüntülemiş oluruz. Simülasyonu şimdilik tekrardan kapatalım. Tekrar çalışma sayfamıza geri döndükten sonra incelemeye devam edelim. Burada leading zero özelliğini şimdilik kapatıp son bölüm olan animasyon bölümünü inceleyelim. Animasyon bölümü çeşitli işlemlerin animasyon olarak element üzerinde gösterilebileceği yerdir. Burada çeşitli animasyonlardan ilki color animasyondur. Color animasyonu aktif edersek eğer ki bize kendisi iki farklı animasyon çeşidi sunmaktadır. Fill color'dan arka plan rengini örneğin fill olarak daha önceden tanımlamış olduğum bir word değişken var. Bunu seçiyorum. Yine line color'dan ise içerisindeki yazının text'in rengini belirlemek için animasyon renginin tanımlandığı değişkendir. Buradan da daha önceden tanımlamış olduğum line değişkenini seçiyorum. Şimdi ekranıma edit data'dan iki tane element ekliyorum. Birincisi fill, ikincisi ise line tagını kontrol etsin. Dikkat edersek biraz önce anlatırken renklerin yanında numaralardan bahsetmiştik. Her rengin numara karşılığı mevcuttu. Ben artık bu değişkenlerin içerisine çeşitli numaralar girmek suretiyle elementin aktif rengini rahatlıkla elementler aracılığıyla, değişkenler aracılığıyla değiştirmiş olurum. Evet, 26 olarak gösterilen rengi 45 yapmak suretiyle arka plan rengini değiştirdim. Yine 48 olarak gösterilen text rengini 14 yapmak suretiyle dikkat edersek içerisindeki rakamın rengini değiştirmiş oldum. Ben istediğim renkleri tanımlamak suretiyle elementin aktif olarak
taklar vasıtasıyla renginin değiştirilip kontrol edilmesini sağlamış olabilirim. Animasyonu kapatarak color simülasyonu kapattık. Color animasyonu şimdilik bir kenara bırakalım ve diğer animasyon çeşidine geçelim. Animasyonumuzu kapattık ve ikinci animasyonumuz ise flash animasyon. Flash animasyonu aktif ettiğimiz zaman bize seçim olarak bir tag seçmemizi istemektedir. Tag bölümünden örneğin flash olarak tanımlamış olduğum önceki boolean bir tagımı seçmek suretiyle speed bölümünden animasyonun flash'ın hızını buradan tanımlamama izin verecektir. Medium fast seçmek suretiyle ben istediğimiz hızda bir flash işlemi gerçekleştirebilirim. Daha önceden eklediğim bu değişkenleri silerek butonlarımın içerisinden toggle bit'i ekranıma koyuyorum. Ve adresini tag bölümünden flash olarak değiştiriyorum. Flash animasyonundaki etkisini gözleyelim. Burada flash animasyonun içerisinde tagımız artık flash, hızlı bir flash yapacak. Ne zaman flash yapacak, bu tag aktifken mi pasifken mi, bunun on veya off olarak seçmeme izin vermekte. Biz flash değişkenimiz aktif olduğunda hızlı bir şekilde flash yapsın şeklinde ayarladık ve çalışmasını gözleyelim. Simülasyonumuzu çalıştırdık ve durumuna bir göz atalım. Gördüğümüz üzere ekranda herhangi bir flash yok. Ben ne zaman ki flash değişkenimi aktif edersem ekranda elementim flash yapmaya başlayacaktır. Eğer ki flash değişkenimi kapatırsam flash işlemi sona erecektir. Bu işlemi de gördükten sonra artık flash animasyonumu kapatıyorum ve son özelliğim olan visibility animasyona gelerek buradaki ayarlarımıza bakalım. Evet, yine burada bir tag listesinden daha önceden tanımlamış olduğum bir boolean tagım var visibility isminde. Bunu seçiyorum. Onken mi offken mi görünsünün karşılığıdır. Eğer ki on seçersek visibility tagı onken element ekranda görünür. Eğer ki off seçersek offken element ekranda görünecektir. Biz onken görünsün şeklinde ayarladıktan sonra bu donumdaki tag ismini de visibility olarak değiştirip simülasyon işlemini gerçekleştirelim. Simülasyonu başlattık. Artık şunu bekliyoruz. Ekranda bir butonum olacak ama elementim görünmeyecek. Ben ne zaman ki bu butonu aktif edip visibility tagını aktif duruma getirirsem element ekranda görünmüş olacaktır. Ne zamana kadar? Eğer ki ben elementi toggle butonunu aktif pasif ederek visibility tagını pasif edersem ekrandan tekrardan kalkmış olacaktır. Simülasyonumuzu tekrar kapatabiliriz. Görüldüğü üzere elementin çeşitli animasyonlarını da inceledikten sonra kısaca özet geçersek animasyon özelliğinden elemente çeşitli animasyonlar verebiliriz. Display özelliğinden tag seçimi ve tag tipinin ayarlanması, yine rakamların görüntülenip görüntülenmemesi, nasıl görüntüleneceğine karar verebiliriz. Görünümün içerisinden rakamın görüntüleme formatını örneğin 3.55 gibi, sondan kaç hanesinin noktayı ifade ettiğini, fontunu flash yapıp yapmaması gerektiğini, border olsun olmasın, renkleri nasıl tanımlansın onları ayarlıyoruz. Yine operation bölümüne baktığımız zaman operation bölümünde ise okuyacağımız değeri direkt değil de bir matematiksel işlemden geçirdikten sonra görüntüleme işlemi için bize ikili operasyon sunmakta. Bu ayarlar çerçevesinde biz rahatlıkla elementimizi özelliklerini ayarlamış olmaktayız.